Tradeoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ak Yatırım analistleriyle beraberiz. Bora ve Kayahan bugün bizlerle beraber. Holdingleri konuşacağız, demir çelik konuşacağız, bilişim konuşacağız, savunma, Aselsan gibi şirketler, Otokar. Bunlara değinmeye çalışacağız. Aynı zamanda Koza Altın, İletişim, Turkcell, Türk Telekom, Şişe, Ülker, biraz da yine bunlar değineceğimiz şirketler arasında birazcık belki piyasanın performansını, Merkez Bankası'nın mesajını, bunun piyasa için ne anlama geldiğini de konuşuruz. Ardından da soruları cevaplamaya çalışacağız. Ben hemen aslında sorularla başlayayım. Herhalde en iyisi bu olacak. En kolayı bu olacak. Kiler Geyo sorulmuş. Kiler Geyo yok araştırma kapsamında ama Kardemir var. Bora istersen birazcık Kardemir Ereğli, yani Kardemir sorusu gelmiş ama ben birleştireyim Ereğli ile. Çünkü aslında benzer şirketler. Birazcık sen anlattıkça araya girip şöyle bir derinlemesine konuşalım mı? Çünkü iki tane büyük şirket gördüğüm kadarıyla sen dahil hemen hemen bütün analistler de öneriyorlar. Çok ciddi yukarı potansiyel var. Fakat bir tepe yaptılar son 1-1,5 ay içerisinde ve oradan da tam olarak bir toparlanma gelmedi. Oysa ki işler filan da çok iyi. Biraz anlatsana, yani sektörde özellikle bu iki şirkette işler nasıl gidiyor? Evet, merhaba herkese. Tekrar teşekkürler Gökhan. Yani demir çelik sektörü olarak düşündüğümüzde yani çok global bir sektör. Bu işte dinamikleri global bazda belirleniyor ve en çok Çin'de görülüyor. Yani Çin çünkü global tüketimin yarısını ve üretimin de yarısı orada gerçekleşiyor. Dolayısıyla oradaki hareketler yani dalga dalga dünyanın diğer ülkelerine etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye de bundan pay alıyor. Yani burada her ne kadar tarifeler olsa da rekabete bayağı açık bir sektör. Yani yerli üreticiler yanı sıra ithalat da çok yoğun bir şekilde yaşanıyor yası çelik tarafında. Yası çelik yerli üretim kapasitesi yaklaşık piyasa talebinin %30'unu karşılayabiliyor ancak. Dolayısıyla geri kalan %70'i ithal yoluyla geliyor ülkemize. Uzun çelik tarafında tam tersi bir durum var. Arz fazlası var ve yerli üreticiler daha çok ihracata yöneliyorlar. Kardemir özelinde düşünürsek ve Ereğli özelinde yani bunlar bu yıl özellikle bu fiyat artışlarından çok faydalandılar. Aşağı yukarı bu aslında geçen sene başladı. Yani bu 2023. çeyreğinde trendin demir çelik üreticilerin lehine dönmeye başladığını gördük. Makas dediğimiz yani satış fiyatlarla ham madde fiyatları arasındaki makas genişlemeye de başladı. Ve demir çelik üreticileri için kullanılan karlılık ölçeği olan ton başına fabrikte her çeyrek yükselme gördük. Hem Ereğli'de hem Kardemir'de. İkinci çeyrek rakamlara baktığımızda her iki şirketin ikinci çeyrek rakamları çok iyi geldi. Çok iyi karlılıklar gördük. Biraz belki yatırımcılar buna bakıp artık bu kadar yeter mi diyor diye kendime soruyorum. Bir de işte manşet haberlere bakıyoruz. İşte Çin'de demir cevher fiyatları düştü, işte volatilite arttı filan gibi haberlerle ani tepkiler de verilebiliyor. Çok da kâr edilmiş bu hisselerde bir kâr realizasyonlar söz konusu olabiliyor. Hani bütün bunları düşününce bir de genel piyasa konjonktürü de işin içine girince bir değerlendirme yaptığımızda fiyatların bu seviyeye neden geldiğini açıklayabiliyoruz bu şekilde. Ancak yani bizim analist olarak işimiz ileriye dönük ne olacağı sorusuna cevap bulmaya çalışmak. Ve orada yani baktığımızda görüyoruz ki aslında bu makas halen gayet iyi gidiyor. Çünkü şu anki spot fiyatlardan işlem görmüyor bu şirketler. Yani aylar öncesinden siparişler veriliyor ve aylar öncesindeki fiyatlar üzerinden teslimatlar yapılıyor. Yani sipariş alınıyor ve teslimatlar yapılıyor. Dolayısıyla o fiyatlardan satış ciro kaydediliyor yani muhasebeleştiriliyor ve karlılıklar
bilançolara, gelir tablolara kaydediliyor. Yani dolayısıyla o zaman farkı da göz önünde tutarak görüyoruz ki yani bu demin bahsettiğim her çeyrek karlılığı artan trendin 3. çeyrekte de devam edecek. Yani öyle ki her iki şirket içinde yani 2. çeyreğinden de daha iyi bir karlılık gelecek. Yani ton başına fabrik rakamları yükselecek. Yani geçen senenin rakamına göre de yani 2 katından fazla rakamlardan bahsediyorum. 2. çeyreğin de üzerinde. Yani dolayısıyla bunun fiyatlanmadığını düşünüyorum ve diğer senin de bahsettiğin gibi birçok analist de böyle düşünüyor. Dolayısıyla bir yatırım fırsatı verdiklerini düşünüyorum her ikisinin. Peki bir de bu sınırda karbon düzenlemesi var. Yani daha fazla karbon salınımı yapanların daha fazla belki bunun fiyatını ödeyecekleri bir geleceğe doğru hazırlanıyoruz ama yani çok uzun konuştuk. Kalan izleyicileri de sıkmamak adına onu pas geçiyorum. Sana bir gün sorarım. Sen bunun vadeye yayılabileceğini, bugünün konusu olmadığını söylemiştin aramızda konuşurken. Onu sadece belirtmiş olayım. Şimdi devam edelim. Tekfen analisti ne yazık ki bugün burada değil. Ama hemen Kozal sorusunu aldım. Kozal'ı soracağım. Altın fiyatları tamamen herhalde FED Amerikan politikasına bakıyor. Ve bunun haricinde de biraz Kozal'ın maliyetleri son aylarda problemdi. Sen çok dengede görüyordun kağıdı, ben hatırlıyorum Kayan. Dolayısıyla şimdi bir, işler nasıl gidiyor? İşte yatırım yönümü nasıl? İkincisi, gelir gider baktığında marjları beğeniyor musun? Önerin nedir Kozal altınla ilgili? Teşekkürler Gökhan. Ya senle son konuştuğumuzda ederine yakın diyordum. Tabii o zaman 120-125 liralardaydı. Şu an 102 liraya kadar geldi. Bence buralar artık bu hisse için ucuz denebilecek seviyeler. Şu an baktığın zaman şirketin %45'i piyasa değerini zaten elindeki nakit oluşturuyor. Yani Karapınar'da, Mollakara'da, prospektif işte şirketin üretimi açacağı alanlar var. Yani dolayısıyla bugünkü bence fiyatlama anlamında baktığınızda alım için uygun seviyeler olduğunu ben düşünüyorum. Yalnız şöyle bir öngörülebilirlik sıkıntısı var şirkette. Bence o yüzden de yabancı son dönemde payını azalttı. Yani birincisi bu, mesela Karapınar'da üretim ne zaman başlayacak? Onunla ilgili hiçbir şey yok şirketten gelen bir açıklama vesaire. Yok bir de bu benim çok takıldığım, hani çok büyük bir rakam değil ama bağış ve yardım giderleri var. Orada da tam bir netlik alamıyoruz. Ya bu sene mesela ilk yarıda 102 milyona çıktı şirket. 7 tane okul yaptırıyor Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşmalı. Ama hani ileriye doğru bunlar devam edecek mi? Orada nasıl bir öngörüleri var? Hani şirketin yaptığı işlerle yani iş yaptığı yerlere yardım arasında bir bağlantı. Hani seneye mesela 200'e çıkmayacağını keşke çıkıp söyleseler veyahut da bu one off bir şey deseler. Bence öyle bir öngörülebilirlik istiyor. Ya öngörülebilirlik olmadan da bazen çarpanlar çok ucuzlayabiliyor. Kozal'ın durumuna da öyle bakıyorum ama bence özellikle Karapınar'dan üretim katkısı geldiğinde şeyler, rakamlar çarpan anlamında çok daha ucuz görünecek. Ya son bir de üretim maliyetlerine değineyim. Orada çok iyileşme açıkçası beklemiyorum. Yani 800 dolar seviyelerinde yılın geri kalanında devam edecektir ons başına çıkarma maliyeti. Peki, Kozaltı'nın durumu buydu. Konuşmuş olduk. Şimdi biraz piyasa soruları var. Mesela Fed ne yapar? Beklentiniz nedir diye. Amerikan Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltması bekleniyor. Ama bu toplantıda, yani Eylül toplantısında mı olur yoksa olmaz mı? Kimse emin değil. Çok hızlı hızlı bir iki tane şeye değinmiş olayım. Yani son bir iki verisi belki çok kuvvetli gelmedi ama Amerika'da enflasyon epeyce kuvvetli. İstihdam piyasası da fena gitmiyor. Hem bu yıl hem de gelecek yıl epeyce iyi görünüyor Amerikan ekonomisi. O yüzden bu toplantıda bir yerde bu sinyali vereceklerdir. Zaten piyasa çok da dikkate almıyor Amerika'daki enflasyonu. Geçici olacağını falan düşünüyor ama yani bence riskler var. O bakımdan bu toplantıda ya da bir dahaki toplantıda hazır olmak gerekir. Etkisinin çok 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 fazla olacağını sanmıyorum. Çünkü geçen sefer yani 2013 yılında Amerika yine bu işe girdiğinde çok ciddi bir para akımı vardı. Sermaye akımı vardı gelişen piyasalara. Bu sefer o yok. İkincisi, Türkiye'de zaten pek yabancı parası yok. Yani hem bono sahipliği, hem hisse sahipliği, hem bilanço dışı swaplar, yani TL pozisyonu yok. Yani olmayan paranın çıkması zor olduğu için ben çok önemli bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Tabii ki dünyanın en iyi haberi değil. Yani volatiliteyi artıracaktır vesaire ama yani ben çok çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum. Asıl problem
Amerika'nın yüksek enflasyonu geçici de olsa asıl faizleri yükseltecek olan şey bu. Bence ona takılmak lazım. Bankaları sormuşlar. Bankalardaki satışta herhalde dünkü Merkez Bankası sinyalinden sonra kurun bozulmasından ve küresel satışlarla aynı yere gelmemizden kaynaklanıyor. Yoksa Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyali normal şartlarda bankalar için iyi olmalı. Çünkü bankalar parayı toplarken kısa vadeli mevduat topluyorlar. Diyelim ki onların da faizi yüksek şu aralar. Oysa ki verdikleri krediler uzun vadeli. O yüzden de eğer ki maliyetler düşerse kredilerin işte dolaşımdaki şeyi seyri değişmeyeceği için yüksek faizlerle ama mevduat faizleri düşeceği için aktif pasif arasındaki o marjdan yararlanmaları gerekir. Ama acaba erken mi faiz indirimine gidiyor diye piyasada hem küresel satışlara da rastlayan bir satış var. Onunla çakışıyor. Onu söyleyebilirim. Bakıyorum yine başka neler olabilir diye sorulardan hemen gelenlere. Teknosa Grup şirketi onu konuşamıyoruz. Otomobiller de yine bugün Selim burada değil. Ama galiba şeyden ilerleyebiliriz. Bir otokar raporu var. Bora yazdığın. Otokar şirketin beğendiğini hem savunma tarafını anlatmışsın hem de yurt dışına olan ihalelerini. İstersen çok kısa şey yapabiliriz. Yani birazcık otokarın ne iş yaptığından, hangilerinden ne kadar gelir elde ettiğinden bahsedebiliriz. Ardından da devam ederiz. Tabii. Teşekkürler Gökhan. Dediğim gibi bugün bir otokar raporu yayınladım. 12 aylık hedef fiyatım 435 lira ve endeks üzeri öneri var. Burada temelde belki şey söylemek gerekiyor. Yani otokar aslında uzun yıllardır hem otobüs hem zırhlı araçlar üretiyor. Yani zırhlı araç derken hem ticari olabilir bunlar, hem askeri olabilir. Bu çeşitli evrelerden geçti şirket. Bunlardan en önemlisi bu Altay Tank prototip araştırma geliştirmesini yapmıştı. Ve buradan çok önemli ilerlemeler sağladı teknolojik açısından. Ve yani bu hamleyle kendini daha bir üst seviyeye getirdi belki diyebiliriz. Ve dolayısıyla biraz daha uluslararası çapta zırhlı araç satışlara başladı. Böylece son yıllarda şey görüyoruz, yani otobüs satışlarla zırhlı araç satışlar hemen hemen dengelemiş gibi gözüküyor. Yani %50, %50 gibi. Biraz hafif kamyon, yani kamyonet de üretiyor şirket, ama bunlar yaklaşık ve diğer ürünler diye tabir edeceğimiz %10-15 civarında bir cirodaki payı var. Geri kalan aşağı yukarı 50-50 otobüslerle zırhlı araçlar arasında dağılmış durumda. Son yıllarda ihracatın çok arttığını görüyoruz şirkette. Geçen sene 2020 yılında %76 ihracat cirosu, %24 yurt içi cirosu vardı. Ve bu ihracat yani ağırlıklı satışların devam etmesini öngörüyoruz. Şirket hem Avrupa'da çeşitli, işte Fransa olsun, İsveç olsun, Norveç olsun, Romanya olsun, çeşitli Avrupa ülkelerinde belediyelerin ihalelerine katılıp kazanıyor ve oralarda otobüs satıyor. Ayrıca Türkiye'de zaten devam eden satışları var. En son işte İETT kaptı açıklaması vardı. İETT ihalesini kazandığını, bunun 2022 yılında teslimatları olacağını yayınlamıştı, duyurmuştu. Onlar da devam edecek. Normal bayi kanal satışları da devam edecek. Bir de zırhlı araç satışları devam edecek. Ve yani ihracat ağırlıklı olacağı için yani özellikle kur volatilitesine karşı iyi bir yatırım, yani portföyde tutulabilecek iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Özellikle savunma sanayi tarafında ağırlıklı bir varlığı olması da bence ayrıca bir önem kazandırıyor şirket için. Peki şimdi birazdan Aselsan'ı soracağım. Arada yine soru cevaplamaya çalışalım. Bu arada takip edebilir ya da beğen butonuna basarsanız yayına da yardımcı olmuş olursunuz ya da bir dahakine daha kolay önünüze düşer. Yabancı yatırımcı çekmek için ve işte piyasanın yönü hakkında sorular var. Dünkü Merkez Bankası açıklaması yani ya bu ay ya da önümüzdeki ay. Bu ay değil muhtemelen ama
çok kısa vadede yıl bitmeden bence büyük ihtimalle bir 100 bas puanlık faiz indirimine işaret ediyor. Bu da Türk lirasının yani olduğu yerlerden zayıflaması anlamına gelir ki Haziran ayından bu yana biliyorsunuz tüm gelişen piyasa evreninde iki tane kur değer kazanmıştı. Biri Brezilya reali, öbürü de Türk lirası. Yani genişlendirmenin üstünde iyi bir performans vardı son 4 aydır. Yani benim tahminim bunun biteceği yönünde. Bunun da tabii biraz yani hem enflasyonu beslemesi hem de bilançolara dokunması olası. Onu belki tekrar tekrar söylemek lazım. Yine gelen şirketlerden mesela Ülker'in satın almasını sormuş Cenk Demir. Kayağan derler ki kendisiyle iş yapan bir şirkete yüksek çarpanlar ödenmiş. Analiz gözüyle nasıl değerlendirdin? Hisse üstünde herhangi bir etkisi olur mu? Teşekkürler Gökhan. Yani hisse üzerinde çok bir etkisi ilk etapta olmadı. Çünkü bu miktar fiyatlanmıştı. Hatta yani açıklanmadan da 13 Haziran tarihli değerleme raporu. Oradan ay sonunda açıklandı. O dönem ciddi %8-10 kadar bir piyasanın altında getirisi var Ülker'in. Şimdi çarpan konusuna gelirsek 12 aylık yıllıklandırılmış 11.7 çarpanla satın almışlar. Şimdi burada borsanın dinamikleri falan düşünüldüğü zaman şirketlerin işlem gördüğü çarpanlar. Şimdi bunun düşük olduğunu söylemek zor. Yüksek bir çarpan. Yani bizim burada değerlemeyi değerlendirebileceğimiz de kısıtlı elimizde bilgi var. Çok özet bir değerleme raporu yayınlanmış. Yani hangi yöntemler kullanıldı, o yöntemlerden ne kadar ağırlık verildi. Yani şirketin finansalları, yapılan finansal projeksiyonlar, benzer şirketler kim kullanıldı, benzer işlemler kim kullanıldı vesaire. Bunların hiçbiri şey yok. Paylaşılmadı. Dolayısıyla çok bir şey söyleyemiyorum hani değerleme raporu ile ilgili ama Türkiye kontentinde içeriğinde bu bence yüksek bir çarpan. Zaten tam rakamı raporla paylaşmadım ama benim değerlememi de aşağıya çekecek. Hani yayında paylaşmayayım onu. Tam rakamları görmeyi bekliyorum. Yani izleyicimizin sorduğu gibi bu doğru söylüyor. Tamamen yani %2027'de satışların %87'si Ülker'e olan bir şirket. Ülker için ham madde satın alıyor. Bu ham maddeyi işliyor. Şimdi bu dikey entegrasyon ama değer akışına baktığımız zaman asıl değeri yaratan şirket burada Ülker markasıyla, ürünleriyle vesaire. Bu işlem olduğunda 4.5 çarpanlı işlem görüyordu Ülker. 11.7 ile yukarıdaki şirket alındı. Ülker bu satın alma beklentisinden birazcık da bu kadar ucuz işlem görüyordu, ucuzlamıştı ama yani yine de çok değer yaratıcı bir satın alma olduğunu söylemek zor Ülker'den. En azından piyasa değerleri üzerinden satın alma sonrası da çarpanı 6'ya çıkmış oldu. Bir anda %50 EBITDA çarpanı arttı. O açıdan da olumsuz. Hani soruyu bu şekilde yanıtlayabilirim. Kısaca bir de şişe konuşalım mı? Şişe soruları da var. Analistlerin yine beğendiği, aslında senin de bildiğim kadarıyla beğendiğin hisselerden bir tanesi, şirketlerden bir tanesi. Ne düşünüyorsun? Yatırımcı için kısa vadede bir yani takip edilmesi gereken ne var Şişe ile ilgili? Güzel soru. Teşekkürler Gökhan. Yani şimdi Şişe evet uzun zamandır bizim en çok önerilenler listemizde. İyi de getiri sağladı. Sene başından beri %20'nin üzerinde piyasa üstü getirisi var. Yani başka commodity işlerinde olduğu gibi, emtia işlerinde olduğu gibi onun da bazı iş kolları özellikle düz cam bu ekonominin döngüselliğinden, ertelenmiş talepten bir anda arz talep dengesizliğinden faydalandı. Marjları düz cam tarafı götürüyor Şişe Cam'da. Ben çok yakında hedef fiyatımı revize ettim. 12,50'ye çıkardım. Orada da EBITDA tahminlerinde %15 kadar bir yukarıya revizyon yaptım. Şu an 7 milyar bir 2021 EBITDA'sı bekliyorum. O da 4 çarpanı işaret ediyor EBITDA tarafında baktığımız zaman. Bu Avrupa'daki benzerlerine göre %55 falan bir iskontoya işaret ediyor. Yani Şişe Cam'ın aslında pazar payları vesaire de düşünüldüğü zaman bu kadar dışarıya da iş yaptığı düşünüldüğünde bu kadar iskontonun bir kere ben yerinde olmadığını düşünüyorum. Şimdi kısa vadeli görünüm yine iyi özellikle yılın ikinci yarısında kimyasallar ve cam ambalaj iş kolları çok ciddi toparlanmaya girecek. Şişe Cam yönetimi de aslında kolda şeyi söyledi. Düz camda işleri iyi ama önümüzdeki 4 çeyrek daha iyi olmasını bekliyorlar. Çünkü özellikle Avrupa'da talep koşulları iyi ve Türkiye'den de ciddi bir ihracat yapıyor buradaki bayiler diyebiliriz. Dolayısıyla yani iyi bir ikinci yarı görünümü 4 EBITDA çarpanı %60 döviz geliriyle hani Şişe Cam'ın çok aşağıya gelmesini beklemem. Burada beni endişelendiren bir tane konu var. O da Avrupa'da enerji fiyatları
kömür, doğalgaz her şey çok hızlı bir şekilde yukarıya gidiyor ve bu yaz koşullarından yani talep daha peak yapmamış durumda. Hani kışın burada bir enerji şoku, fiyat şoku gelirse talep ne kadar iyi olursa olsun marjlar üzerinde baskı yapar. Ben yani şişe yatırımcısı olsam o tarafı çok yakından takip ederdim ki ben ediyorum analist olarak. Bu şekilde özetleyeyim konuyu. Petrol sormuşlar. Petrol konusu nasıl geliştirir demişler. Herhalde petrol fiyatına ilişkin bir soru. Ben yani petrolün 80 dolara olan yolculuğunun süreceği, yavaş yavaş devam edeceği kanaatindeyim. Delta varyantında yeni bir salgın kışla beraber işte yeni aşağı yönlü revizyonlar görmezsek bence son çeyrekle beraber buralara doğru hareketlenmesini ben kendi payıma bekliyorum. Aselsan dedik Bora, Aselsan'da konuşalım. Siparişler, değerleme, çarpanlar sen nasıl görüyorsun? Yatırımcılar için uygun bir seçenek olabilir mi? Evet, yani Aselsan özellikle bu son aylarda performansı biraz yavaşladı. Yani hisse fiyatı performansından bahsediyorum. Bu yani biraz üzdü bizi açıkçası. Yani çünkü hani gelir tablosundaki performansa baktığımızda aslında gayet iyi gidiyor. Cirosunun büyük çoğunluğu döviz bazlı olduğu için TL zayıflığa karşı da korumalı. Maliyet yapısında da avantajlı bir durum söz konusu. Yani öyle ki ilk 6 aylık sonuçlara baktığımızda faaliyet karlılığındaki marj şirketin tüm yıl için beklediği marjın çok çok üstünde. Bu da kur etkisinden kaynaklanıyor. Yani büyük ihtimalle senin de değindiğin gibi önümüzdeki aylarda da TL zayıflığı devam edeceği gibi gözüküyor. Dolayısıyla o açıdan Aselsan'da seçilebilecek hisseler arasında olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında savunma sanayi ağırlıklı olduğu için zaten uzun vadeli de beğendiğim bir hisse. Yaklaşık yani 9,5 milyar dolarlık siparişler bakiyesi var. Hani bunu önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş eritecek. Yerlerine de yeni projeler gelecek. Koyacak. Peki Tüpraş sorulmuş. Analist yok burada ama yani her Tüpraş sorduğumuzda onu havacılık sektörüyle beraber düşünmeniz iyi olabilir belki. Çünkü bu tarafa çalışıyor. Havacılık, turizm. Eğer ki buralarda sorun yoksa bunların sağlayıcısı, yakıtın sağlayıcısı Tüpraş olduğu için işleri iyileşir. Her seferinde Selim bize bunu söylüyordu. Tüpraş'ı birazcık da öyle takip edebilirsiniz. Yine tamamlamadan birazcık daha soru sorayım istiyorum. Mesela yani benim takip ettiğim kadarıyla dünyada zaten Kayahan da değindi ama farklı yerlerinden tuttuk. Bir yüksek enflasyon problemi var. Türkiye'de daha da beteri var ne yazık ki. Bir de kur sancısı var. Şimdi bunları birleştirince mesela hangi sektörleri etkileyebilir? Diyelim ki telekom sektörü. Mesela Türk Telekom, Turkcell üstünde bunların bir etkileri var mı? Senin beğendiğin şirketler mi ya da uzak mı durmak lazım? Nasıl görelim bu tema çerçevesinde Kayahan? Teşekkürler Gökhan. Ya bu makro tema telekomların hiç sevmediği bir tema. Çünkü yüksek enflasyonu fiyatlara istedikleri gibi yansıtamıyorlar. Öyle bir dinamik yok. Ya böyle ekstra paket vermeye çalışıyorlar. Öyle fiyatı dengelemeye çalışıyorlar. Onda bir maliyet etkisi var. Aslında bunu her izleyici şeyden çıkartabilir. Yani 2015 bu dönem veya 2017 bu dönem arasında internet telefon faturaları bütçelerinin ne kadarını oluşturuyordu? Şu an ne kadarını oluşturuyor? Ben de mesela çok küçüldü. Yani sepetimin ne kadarını oraya verdiğin konusunda. Yani buradan da bakılabilir. Dolayısıyla burada enflasyon gelince büyümeyi çok ciddi yükseltemiyor şirketler. Ama kur baskısı geldiği zaman bir şekilde yatırım harcamaları artıyor. Bu da şirketlerde satışlar oranı 25-30 seviyelerinde. Yani CAPEX yatırım harcamaları işin büyük bir kısmı. Siz her seferinde daha düşük fiyatla daha yüksek CAPEX yaptığınızdan gelecek karlılığından da çalıyor bu konu. Bence ana sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani sektörün sevmemesinin sebebi ama bir miktar da fiyatladı. Yani biz bu tema gelmeden önce mesela Ülker'le ilgili çok pozitiftik. Hani Mart'taki bu Merkez Bankası'ndaki belki yönetim değişikliği olmasa da telekomlar bu sene de ben star şeyleri olacağına inanıyordum hisseleri. Çünkü yüksek temettü verimi, faiz indirimi için bir perspektif vesaire olduğu zaman çok cazip görünecekti getirileri ama
orada tema maalesef değişti. Ya ben ucuz olduklarını düşünüyorum ama şu makro temada yine de katalist göremiyorum yani kısa vadeli performans için. Bir de şeyi hatırlatayım, Turkcell'le ilgili bu Ekim ayının sonlarına doğru, gerçi daha çok konuşacak zamanımız olur ama Rusların orada bir satmama taahhüdü vardı kalan %19 hisseleri için. O taahhüt bitiyor, bakalım onunla nasıl bir aksiyon alacaklar. Turkcell'in kısa vadeli performansı için o da etkili olur diye düşünüyorum. Sen hazır onu söylemişken, yani bunu gelip de herhalde piyasaya satacak halleri yok. Orada ne beklemek gerekir Kaya? Valla Gökhan, aslında bir %5 paylarını satmak için ilk işlemden sonra hak kazanmışlardı. Onu direkt %7 iskontoyla gelip sattılar piyasada. Hı hı. O %7'yi de toparlaması bayağı uzun sürdü bu arada şirketin. Yani şimdi nasıl bir yol izleyeceklerini çok kestiremiyorum. Aslında şöyle baktığın zaman hani bu fiyatlar ucuz mu ucuz ama bu, yani Ruslar Kara Mehmet'ten bunu 2005'te mi ne aldılar? Yani çok uzun zamandır, 16 senedir içerideler. Dolayısıyla hani fiyata bakmadan çıkmak için motivasyonları da olabilir diye düşünüyorum. Ya benim fikrim burada bu fiyatlardan, yani Turkcell'in de elini taşın altında koyup stratejik bir yatırımcı bulmalarının daha doğru olacağı yönünde. Yani illaki ilgilenen de olur diye düşünüyorum bu hikayeyle uzun vadeli. Bakalım, göreceğiz. Peki hemen döneyim Bora'ya, çünkü holdinglere ilişkin sorular var. Koç Holding'in iskontosunu soran var. Doğan Holding neden çok hareket etmiyor diyen var. İstersen kısa kısa değinelim bunlara Bora. Tabii. Yani Koç Holding'de başlarsak yani zaten uzun zamandır, yaklaşık bir senedir genişleyen bir iskonto var net aktif değerine göre. Yani tarihsel olarak bu %10 civarında bir iskontoyla işlem görürken, işte hem pandemi nedeniyle hem bu makroekonomik şoklar nedeniyle yabancı yatırımlarının çıkışları, yani geçen seneden bahsediyorum, Koç Holding'in iskontosunda bir genişleme görmeye başladık ve %40'ların üzerine %50'lere geldi neredeyse bu iskonto. Hiç görülmemiş derinlikte iskontoyla işlem görmeye başladı. Bu kadar derinleşince iskonto, Koç Holding'de pay geri alım programına başladı. Ve bununla birlikte bu iskonto biraz daralmaya başladı ama ancak %30 seviyelerine geldi. Yani daha gideceği yol var. Bu hem pandemi etkisinin azalmasıyla hem makroekonomi tarafında toparlanmanın devam etmesiyle daha da güçlü bir toparlanma görmeye başladığımızda, yani hem Türkiye'de hem yurt dışında, çünkü Koç Holding özeline baktığımızda yani konsolide bazda tabii konuşayım, grup şirketler olarak yaklaşık %40 civarında yurt dışı satışlar var, %60 yurt içi. Dolayısıyla her iki tarafta, yani hem global bazda hem yurt içinde makroekonomik toparlanma görülmesi gerekiyor. Yavaş yavaş bu iskontonun kapanacağını düşünüyorum. Doğan Holding tarafındaysa evet, yani orada da biraz şey oldu, yani beklentiler tam karşılanmadı mı desem, özellikle yeni şirket satın almalarla çok piyasaya çıkmışlardı. Sadece yani bir tane ciddi bir satın alma yapabildiler. Sesa Ambalaj diye bir şirket. Yani onun dışında yeni satın almalar, yeni hikayeler duymadık. Bundan dolayı belki piyasa biraz şey yaptı, küstü diyebilirim belki bu hisseye. Yani onu da o şekilde değerlendirebiliyorum. Peki tamamlayacağız ama bir dakika kaldı. Ondan da en iyi faydayı alayım istiyorum. Kayağına, çünkü yani Kervan Gıda sormuşlar. Geri alım programı var, devam ediyor. Piyasaya paralel performansı olmasına rağmen geri alımı yapıyorlar. Bilançoda da biraz beklenti altında kalmıştı. Şimdi nasıl görmek lazım mesela bu çeyrekte Kayağın Kervan Gıda'yı? Teşekkürler Gökhan. Bu çeyrekte hem yeni anlaşmalar devreye girdi Amerika'da Walmart'la falan. Hem Polonya'nın konsolidasyon süreci olacak. Oradan hani one-off bir sürpriz çıkmazsa
iyi bir çeyrek bekliyorum. Geri alımda da evet, biraz hızı azaldı bu arada son dönem, ama toplamda 460 bin lot hisse aldılar. O da sermayenin 0,24'üne, 25'ine vesaire, %0,25'ine tekabül ediyor. Fena bir rakam değil. Yani en azından sert satışlar olduğu zaman piyasaya gelip alım yapıyorlar. Çok özetle ikinci çeyrek bir miktar beklentimin altında geldi, ama bu benim hakikaten büyüme hikayesine inandığım bir şirket. Bence iyi yönetiliyor. Ve Polonya tarafında da, özellikle Avrupa ihracat tarafında, orada da arttırma tarafında beklentilerim iyi. Yani şu anki olumlu görüşümde bir değişiklik yok, ama hisse fiyatının da gitmesi için bazı şeyleri deliver etmesi lazım. Yani bazı iyileşmeleri şirketin orada teslim etmesi lazım. Polonya'da marjların iyileştiğini görmemiz lazım. Yani bunlar oldukça ben hisse fiyatına olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Orada olumlu görüşüm devam ediyor. Peki Kayahan, bu arada çok teşekkürler. Bu hafta biz sonuna geldik. Beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Gelecek hafta yine aynı saatte farklı hisse senetlerini, farklı sektörleri konuşmaya çalışacağız. Bugün de 15'e yakın şirkete değinmeye çalıştık. Kimilerine epeyce de derinlemesine girdik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere diye.